Evet, 2 kiloluk bir dumbbell görüyorsunuz elimde sevgili seyirciler. Benim için kaldırması kolay. Çünkü kaslarım bunu kaldırmaya hazır. Belki 3-4 yaşında bir çocuk için bu mümkün olmayabilirdi. Ama zaman içerisinde kaslarını çalıştırarak bu ağırlığı kaldırabilir hale gelir. Efendim, beynimiz için bazı bilgiler de bu şekilde ağırdır ve beynimizin nöronlarına, loblarına ağır gelir. İşte belli bir miktarda, belli bir kaderde, belli bir miktarda onu çalıştırmak gerekir ki o ağırlığı, o sikleti kaldırsın beynimizin lobları. Kader işte böyle bir konu sevgili seyirciler. Sorular harmanına hoş geldiniz. Ekran başında şöyle rahat bir yerinizi alın çünkü bugün kader konusunu konuşacağız sorular harmanında. İşte böyle ağır bir konuyu anlamak için de bazı miktarlarda çalışmak lazım ki nasıl ki bir spor salonunda antrenör bize bazı listeler, bazı sayılar verir. Şu sayıda şu kadar kaldır ki kasın gelişsin. İşte o miktarı veren ilimlere başvurmak lazım kader konusunu anlamak için. Akaid, kelam ilimleri işte bu konuyu anlamada bize yardımcı olur. Bilenlere sormak, onları dinlemek, gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı dört açarak idrak etmeye çalışmak. Belki de bazen idrak edilmezliği anlamaktır idrak etmek. Edemeyeceğimizi, beynimizin, idrakimizin bazı konular karşısında biraz kısa kalacağını anlamaktır belki. Ama bir de imanda efendim yükümlü olduğumuz bir konu, kadere iman değil mi? Anlamak zorundayız. Evet, Rasim Haner hocamla inşallah bu hafta da sizler için bu konuyu seçtik. Ve kader konusunu, kaza konusunu anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Değerli hocam nasılsınız? Rasim hocam. Teşekkür ederim Reha Bey. Allah razı olsun. Sizler de iyisinizdir inşallah. Evet, elhamdülillah. Sağlığınıza duacıyız. Allah sağlıktan sıhhatten kimseyi ayırmasın. Bu korona zamanında efendim belki evlerimizdeyiz ama ellerimizde kalışlarımızı, bu bekleyişlerimizi de faydaya çevirmek elimizde. İşte bol bol okumak, belki bol bol sohbet etmek, sohbetleri dinlemek bu zamanımızı iyi geçirme yollarından biridir. İşte bugün inşallah bu konuyu sizinle konuşacağız. Hocam kader konusu çok hani çok ağır bir konu olduğu ifade edilir ama anlamakla da yükümlüyüz. Bazen takılır kalırız her şeyi Allah yaratıyorsa işte biz sorumlu muyuz? Yani olayları bir alın yazısı şeklinde algılamak meselesi var. Tam tersini düşünüp işte efendim biz her şeyden sorumluyuz. Yani mutezile ve cebriye anlayışları herhalde. Kader nedir hocam? Biz nasıl anlayacağız kaderi? Kader kısaca Allah'ın yazgısıdır halkın diliyle. Yani biz öyle deriz Allah'ın yazgısı. Allah yazmış, Allah ezeli ve ebedi ilim sahibi olarak her şeyi biliyor. Bilmemesini düşünemeyiz. Allah zamanı yaratmıştır. Zaman bir mahluktur. Allah mekanı da yaratmıştır. Mekan da bir mahluktur. Olmuş olacak her şey bu zaman ve mekan içerisinde meydana geliyor. O zaman zamanı ve Evet. mekanı yaratan Allah'ın zaman ve mekan içerisinde olmuş olacak her şeyi bilmesi de zaruri olarak ortaya çıkmış oluyor mantıken yani. Allah'ın alim sıfatı bunu ifade ediyor. Allah her şeyi bilir. Her şey ne demek? Geçmiş, gelecek, görünen, görünmeyen, büyük, Her küçük, şey yani. her şey Olmuş olacak yani olmuş her olacak. şey. Her şeyi bilir. Allah'ın bilmesidir kader. Allah'ın ilminin farklı bir ifadesidir kader. Bizi zorlayan şey zaman kavramına bağımlı olmamız. Evet. Yani Allah zamandan münezzeh değil mi hocam? Zamandan münezzeh, zamana bağlı değil Cenab-ı Hak. Allah'ın kendi hesabıyla bir zaman dilimi vardır, zaman mefhumu vardır ama Allah zamana bağlı değildir, zamanı yaratmıştır. Mekan da aynı şekilde, Allah mekana da bağlı değil. Kainatlar ne kadar büyük ve geniş olursa olsun Allah bu kainatlara bağlı değil. Biraz bu iki kavramı, zaman ve mekan kavramlarını
tam belki anlayamadığımızdan, mahluk olduklarını tam idrak edemediğimizden dolayı kader konusunu da belki anlamakta zorlanıyoruz. Kaza nedir hocam? Kadere, kazaya iman diye biz eskiden beri hep öğreniriz, biliriz. Küçüklüğümüzden beri bize böyle öğretilir. Kaza ve kadere iman, kadere ve kazaya iman. Kaza da aslında kaderin ortaya çıkmış hali. Yani Allah'ın yazdıklarının, Allah'ın ilminde olan şeylerin meydana gelmesi demek. Kadere bir teşbihle, benzetmeyle anlatacak olursak bir şeydir. Yazılım gibidir yani. Yazılım. Kazaya da o yazılımın işte bilgisayar ekranında görünmesi diyebiliriz kısaca. Hocam şöyle düşünsek hata eder miyiz? Yani cehaletimi bağışlayın. Bu çok derin bir konu. Mesela helikopterle yukarıdan aşağı bir polis bakıyor. Sokaklar var ve biz de o sokakların içerisinde gidiyoruz. Biz iki sokak ötede sola döndükten sonra orada bir kaza olmuş olduğunu görmüyoruz ama o tarafa doğru gidiyoruz. Ama yukarıdan bakan bir külli bir bakışla yani helikopterden bakan kişi diyelim, o iki sokak ötedeki kazaya bizim uğrayacağımızı görüyor. Buna benzer mi? Yani buna benzetebilir miyiz? Evet, güzel bir örnek. Bunu film seyretmeyle de örneklendiririz zaman zaman. Hani filmi önceden bilen bir insan, bilmeyen bir insanla beraber izlerken işte şimdi şu olacak, şimdi bu olacak diye o bilmeyene tarif eder. Hani çocuklar bazen anne babalarına sorarlar ya, anne şimdi ne olacak, baba şimdi ne olacak, ölecek mi, kalacak mı? Annesi babası da o filmi önceden izlemişse şimdi ölecek, şimdi kalacak diye tarif yapar. Anne babası öyle dediği için film öyle gerçekleşmiyor. Filmin içini bildiği için anne baba öyle diyor. Buradan da hareketle Cenab-ı Hak bir insanın hareketini yazdığından dolayı insan öyle davranıyor değil. İnsanın nasıl davranacağını Allah bildiğinden dolayı öyle yazmış. Bu şekilde belki daha iyi anlaşılıyor. Yani Allah zamanı biliyor. Geçmişi, geleceği biliyor. Zaman denen mefhumu biliyor. O bildiği şeye göre yazgılarımızı yazıyor, kaderimizi yazıyor. Biz de o yazılan kaderimizi bu dünyada pratikte ortaya koyuyoruz, rolümüzü oynuyoruz. Yani her şeye bir alın yazısı şeklinde bakmak, yani bir film senaryosu kesinlikle zaten her şey olacağına varacak şeklinde bakmak. İnsanı bir cebri bir anlayışa mı sürükler? Ya nasıl bu dengeyi nasıl kuracağız hocam? Kaderin Allah'a bakan yönünü biz çok bilemeyiz. Allah'ın ilmini anlayamayız. Allah'ın zamanı, mekanı nasıl bildiğini, gördüğünü biz idrak edemeyiz tam manasıyla ama Allah'a inancımızdan dolayı, Allah'ın sıfatlarını kabul ettiğimizden dolayı Allah'ın her şeyi bildiğini kabul ederiz, buna inanırız. Bu işin daha ziyade inanç kısmı. Bir de insana bakan yönü var kaderin, insan iradesine bakan yönü var. İşte orada İnançla beraber insanın iradesini kullanmasına ağırlık veririz. Ona bakarız yani. İşte dediğiniz şey, yani kaderle kazanın birleşik noktası belki insanın iradesine bakıyor daha ziyade. İnsan iradesiyle nasıl hareket ederse ortaya öyle şeyler çıkar. Yani insan ne yaparsa ona göre bir netice ortaya çıkar. İşte neticede der ki bu benim kaderimmiş ya da bir başkası onun hakkında bu senin kaderinmiş der. Burada belki tedbir kelimesini de ele almak lazım. Tedbir, hani kaza kader söz konusu olunca tedbiri de hatırlamak gerekiyor. Tedbir nedir? Bir şey olmadan önce onunla alakalı gereken sebepleri ve hazırlıkları yerine getirmek demek tedbir. Bu tedbir insanın iradesine bakıyor işte. İnsan belki daha ziyade ona Yani dikkat deveyi edecek. oraya bağlamazsan o deve kaçar. Yani bu kadar Evet, basit. yani Efendimizin Bardağı yere verdiği örnek bu atarsan o şekilde. bardak kırılır. Önce deveni Evet. bağla, Kelime sonra tevekkül itibariyle de et. hocam, Rasim hocam, kelime kader kelimesi de miktar aynı kökten geliyor değil mi? Yani aslında bir ölçü. Yani Evet. şöyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur. Yani
Bu şekilde anlayabilir miyiz? O Kader şekilde tabii. anlaşılabilir. Fakat bu insan fiilleriyle alakalı bizim kader deyince aklımıza gelen inanç şeklinde anlaşılır. Yani irade ile Allah'ın ilminin beraber anlaşılmasıdır kader. Yoksa o miktar ölçü manasında evet kainatta bir kader vardır. Allah her şeyi miktarıyla yaratmıştır. Miktarıyla indirir yağmuru, karı, doluyu mesela. Her şey miktarıncadır. Yani her şey bir ölçüye bağlıdır. İnsanın şeyleri de öyledir, yaratılışı da öyledir. Ama insan fiillerine gelince mesele orada Allah'ın takdiriyle beraber Allah'ın ilmi de Allah'ın ilmiyle takdiriyle beraber insanın iradesi de önemli rol oynar. Onu unutmamak gerekiyor. Yani bazıları ölçü Yani diyerek bu bizim anladığımız manada insan fiilleriyle alakalı kaderi kabul etmek istemiyorlar. Halbuki oradaki kader meselesi Allah'ın ilmiyle insan iradesinin beraber düşünülmesiyle anlaşılacak bir mevzudur. kesinlikle devre dışı değil, yani cüzi irade diye bir kavram var ve biz yaptıklarımızdan sorumluyuz. Evet, değil. Allah da sonsuz ilmiyle bunları bilir. Neler yapacağımızı bilir. Çünkü o zamandan münezzehtir. Şu an, yarın veya dün bizim için var ama Rabbim için bir andır hepsi, değil mi hocam? Yani Evet. böyle baktığımız zaman o zaman hani Allah o zaman benim suç işleyeceğimi biliyorsa ben bu suçtan niye sorumluyum ki gibi bir anlayış tamamen sapkın bir düşüncedir Evet, diyebilir cevriyeci bir miyiz? anlayış olur o zaman. İnsan iradesiyle hür bırakılmıştır. Neyi tercih ederse Allah ona göre yaratıyor neticeyi. Kader bundan ibaret. Eyvallah. Bizim tercihlerimizi yaşıyoruz. Biz çünkü zamanın içinde yaşıyoruz. Adım adım ne düşünürsek, ne tedbir alırsak ondan korunuyoruz. Veya tedbir almazsak başımıza geliyor, ediyor. Yani biz sorumluyuz. Yani filmin senaryosu böyle, ne yapalım diyemiyoruz. Yani o filmin içerisindekiler de hata yaptıkları zaman başlarına bir şeyler geliyor. Evet, bu arada Yani değil mi vurgulamak hocam? lazım. Hata yaptığı zaman kaza yapıyor. Rıya Bey, vurgulamak lazım. Yani insan iradesiyle hakikaten bir şeyi yapar, eder. Neticeyi yaratmak Allah'a aittir. Bazen Allah o neticeyi yaratmayabilir. Bu da işte kaderdir. Yani insan şöyle bir şartlanmışlığa girmemeli. Ben ne yaparsam onun neticesini mutlaka Allah yaratmak zorundadır gibi bir anlayış. O da sakat bir anlayıştır. Bazen Allah yaratmaz. Yani çok isteriz, istediğimiz şey için çok çırpınırız, çalışırız, bütün sebepleri yerine getiririz ama bizim hayrımıza olmadığından dolayı, belki bizi farklı yollara sevk edeceğinden dolayı, bütün olaylara yukarıdan bakan Allah o neticeyi yaratmayabilir. İşte o zaman yine kaderimiz buymuş der, razı oluruz. Evet, yani aslında bir de dua konusunu inşallah bir başka gün dua konusunu başlı başına şey yapalım, konuşalım değil mi hocam? Yani bir yerde mesela çiftçi elini açmış, Allah'ım ne olur yağmur yağsın da mahsulüm bol bol çıksın diye dua ederken hemen 100 metre ileride bir depremzede çadırını kurmuş. Diyor ki aman ya Rabbi ne olur yağmur yağmasın da çadırım ıslanmasın. Şimdi yağmur yağıyor ya da yağmıyor. Şimdi yağınca bir tarafa zulüm mü etmiş oluyor Allah? Tövbe haşa. Yani kader tecelli ediyor değil mi hocam? Yani o her ikisi de duasının ecrini alıyor. Bu dua konusunu inşallah özel tekrar seçip konuşalım ileride. Hocam şimdi az önce söylediğiniz mevzuda o zaman bir de hani Allah dilediğini yaratır. Bazen imtihan olarak, bazen de bizim için böyle şer görünen bir şey yaratır ama o bizim için hayırlıdır. Bazı şeylerin kendi kaderi var. Mesela öyle değil mi? Yani mesela yolun kaderi diyoruz. Seçilen bir yolun kaderi olabilir mi? Yani. Aslında yolun kaderi belki çok kullanıldığından ve yanlış kullanıldığından dolayı yanlış bir imaj oluşturmuş olabilir. Yolun kaderi demek aslında yolun realiteleri demek, yolun kuralları, yolun vazgeçilmez şartları demek. Yani bir yola çıkınca o yolda çokça olan şeyler o yolun kaderidir. İnsanın kaçamayacağı şeylerdir bunlar. Ne kadar tedbir alırsa alsın kaçamayacağı şeylerdir. Mesela bir kulluk yolu, yani bir dünyada kulluk yolu imtihanlarla doludur. Yani bu imtihanlardan kaçamaz insan. Yoklukla imtihan olur, varlıkla imtihan olur. Bazen rahatlıkla, bazen sıkıntılarla imtihan olur.
Buna peygamberler de dahil herkes tabi olmuş bu realitelere. Yolun kaderi dediğimiz şey bu. Yoksa bir kadercilik anlayışı değil, yani kadere teslim ol, yat demek değil. Yolun kaderi demek, bir yola çıkıyorsanız, mesela tebliğ irşat yolu, mesela eğitim yolu, mesela dünyadaki fakirliği giderme yolu. Yani bunlara çıktığımız zaman bu işin mutlaka zorluklar olacak kendine göre. Bu zorlukları baştan kabul etmiyorsak yolun kaderini baştan kabul etmiyoruz demektir. Realitelerle çatışıyoruz demektir. Evet, meydana geldiğinde o zaman bu realiteleri birer realite olarak, bu zorlukları, sıkıntıları, yolun o mutlaka meydana gelecek şartlarını birer realite olarak kabul etmek lazım. Yolun kaderi deyince bunu kastediyoruz. Evet, mesela dağ yolunu seçiyorsak o yolun bir kaderi var. Yani bir realitesi çok virajlı olur. Evet, Değil mi? mesela. Otobandan gidiyorsak düz gideriz. Ya bu kadar basit ve kısa bir konuda bunu kavrayabiliyoruz. Biraz daha yani manevi yolların da virajlı olanı var, dikenli olanı var. Değil mi? Yani bazı zor olanı var. Ayrıca kıymetli olan da zor olandır. Yani bazen yani kıymetli olan bir neticeye çok kolay ulaşabilinse çok kıymetli olmazdı belki de, değil mi? Evet, bir o Yani yönü keyif var. Bir de almak hani ziyası bugün yakın. insanlar diyorlar ya, yaşadığımız süreçte de, yani şunları yapmasaydık bunlar olmazdı. Bunlar olmasaydı şunlar meydana gelmezdi gibi. Biz onu bilemiyoruz yani. Onu yapmasaydık acaba o gerçekten meydana gelmez miydi? Bilemiyoruz. Fakat bazen her şey yapılmış oluyor. Bütün sebepler yerine getirilmiş oluyor aklımızca, irademizce. Fakat neticede yine istediğimiz olmuyor. Yine imtihanlarla karşılaşıyoruz. O yüzden bir şey olup bittikten sonra işte şöyle yapmasaydık böyle olmazdı gibi kaderi suçlayıcı, etrafı suçlayıcı, geçmiş yoldan pişmanlık oluşturucu şeylere, düşüncelere ve sözlere girmemek lazım. Yolun kaderi bu deyip geçmişi kader olarak kabul edip geleceğe irademizle bakmaya devam etmemiz lazım. Ki hakeza yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yani pek çok ayet-i kerimede bu yolun zor olacağını, şimdi mesela yanlış söylersem lütfen düzeltin. Andolsun biz sizleri biraz açlık, biraz korku, biraz mallardan, canlardan ve rızıktan eksilterek imtihan edeceğiz buyuruyor değil mi hocam? Yani Evet, sabredenleri evet. müjdele. Aslında o tür Yani ayetler sizden hep öncekilerin yolun başına kaderini gelen... bize anlatıyor. Evet, yani daha öncekinin başına gelen sıkıntılar yani bizim de başımıza gelecek. Bunu Rabbimiz bize bir noktada müjdeliyor yani. Böyle bir yol var Evet, size sonunda diye. da müjde var tabii o zorluklara Müjde var. oranla. Yani yaşanan süreçte de başımıza gelenler bir kader o zaman diyebiliriz miyiz? Deriz değil mi hocam? Yani Allah'ın Evet. kaderini yaşıyoruz. Bu yolun kaderini yaşıyoruz hep beraber. Hocam geçmişe kader, geleceğe irade nazarıyla bakmak ne demektir hocam? Şimdi geçmiş geçmiştir. Artık geçmiş bir dakika öncesi bile bir geçmiştir. Bunu geri getiremeyiz yani. Bir dakika önce söylediğim hatalı bir söz artık söylenmiştir. Onu keşke yapmasaydım desem bile bir dakika önceye giderek onu düzeltme imkanım yok. Bu yönüyle geçmişe kader nazarıyla bakılır. Bir dakika önce de 1.000 yıl önce de bir kaderdir. Geri getiremeyiz onu. Ama geleceğe irade nazarıyla bakarız. Hani bir dakika sonrası da bizim irademizle alakalı. Yani bir dakika sonra ben yanlış bir fiil de yapabilirim, doğru bir fiil de yapabilirim, bir iş de yapabilirim. Bu benim elimde, sebepler planında. Gücümün yettiğini düşünüyorum bu konuda. Yapabileceğimi düşünüyorum ve yapıyorum. Ya da yapmıyorum. Tembellik yapıyorum mesela. Yapılması gereken bir şey yapmıyorum. İşte bu manada geleceğe biz irade nazarıyla bakıyoruz. İki şey var. Birisini tercih etmem isteniyor. Burada gelecekle alakalı bir konu bu. Burada iradem ortaya çıkıyor benim. İrademle ya onu ya onu tercih edeceğim. Böyle bir durum söz konusu. Onun için çok güzel dengeleyici bir sözdür bu söz. Kader inancımızı dengeleyici bir sözdür. Kader konusundaki suistimallerin de önüne geçen bir cümledir aslında. Geçmiş kaderdir, teslim oluruz, imanımızı ortaya koyarız, gereksiz yere şikayetler etmeyiz, kadere taş atmayız, Allah'a isyan etmeyiz. Böyle etrafı suçlayarak birliği, bütünlüğü bozmayız. Bu geçmişle alakalı.
Geleceğe de irade nazarıyla bakarız. Dolayısıyla tembellik yapmayız, kaderi suistimal etmeyiz, yanlış bir kadercilik anlayışına girmemiş oluruz. İrademizle, aklımızla gerekenleri yerine getiririz ve sonucunu Allah'a bırakırız. Her şeyi yaptıktan sonra sonuç ne olursa olsun, ister istediğimiz gibi olsun, ister istediğimizin dışında farklı bir şey olsun, neticede o da yine bir kaderdir. Onu da yaşadığımız zaman yine işte kader buymuş deriz, yani kaderde bu varmış. Dolayısıyla razı oluruz. Yine bir sonraki geleceğe, bir sonraki yapacağımız işe bakarız. Aslında hayat böyle kaderle insan iradesinin geçmişle geleceğin beraber yuvarlanarak gittiği bir süreçten ibaret hayatımız. Hocam, içinde kadere isyan olan bazı şarkılar var. Yani bu sanatçılarımız bazı içinden gelen duygularla çok rahat feleğe, kadere falan böyle hani neredeyse küfredecek kadar ifadeler kullanıyorlar. Şarkı da güzel, dinliyoruz falan. Bu bizim itikadımızı sarsabilir mi? Tabii itikadımıza zarar verir en azından. Ya da biz o söylenen sözleri kabul etmesek bile mutlaka kulağımız o zararlı cümlelerle Yani kirlenmiş. dinlerken oraya çok dikkat edemeyebiliriz, değil mi? Yani onu kaçırabiliriz, oradaki hatayı Evet, veya evet. şeyi. Gayri Bazen ihtiyari. bilmeden o şarkıdaki sözü biz de tekrar ediyor olabiliriz yani. Farkına varmadan isyan ifade eden bir cümleyi kullanabiliriz şarkıdan dolayı. Yani dilimize pelesenk oluyor bazı şarkılar gayet şey kolay bir şekilde dinlerken. Evet. Böyle bir hataya düşülebiliriz, evet. Düşülebilir, Ondan dikkat dolayı. etmek lazım yani. Evet. Şarkılarda malum ölçülerimiz Hocam, var. Kadere de isyan olmaması ölçülerden bir tanesi. son olarak ne ifade edelim hocam? Yani kader konusunda, kaza konusunda son olarak ifade etmek istediğiniz bir şey var Son mı? olarak şunu söyleyebilirim. Başımıza ne gelirse gelsin, kaderdir. Geçmişle meşgul olarak hem ümidimizi kırmayalım, hem kaderi suçlamayalım, hem insanları suçlamayalım. Geleceğe bakalım daha ziyade. Geleceği planlamaya çalışalım. Tabii bu şu demek, şu demek değil. Yani geçmişe hiç bakmayalım, geçmişten ibret ders almayalım. Tabii ki olan olaylardan ders, ibret almamız lazım. Nefsimize bakan yönüyle kendimizi sorgulamamız lazım. Belki bir ünite, belki bir müessese olarak, belki bir devlet olarak, devlet yetkilileri mesela geçmiş olaylardan kendilerine göre ibretler, dersler çıkarmaları lazım, kendilerini sorgulamaları lazım. Ama bu hiçbir zaman kadere küsmeyi, kadere taş atmayı, isyan etmeyi, Allah'a isyan etmeyi, insanları suçlayarak ümidi ve konsantrasyonu bozmayı gerektirmez. Geçmişe bakarken ibret ders nazarıyla bakarız, kader deriz. Ama geleceğe bakarken o ibretlerden, derslerden yola çıkarak irademizi kullanırız ve daha güzel, daha hatasız, daha risksiz işler yapmaya çalışırız. Ama biz ne kadar dediğimiz gibi tedbir alsak da neticede yolun realitesi vardır, başımıza gelecekler vardır. Bunlardan kaçış mümkün değildir. Ama bunları biz elimizden geldiğince asgariye indirmeye çalışıyoruz. Elimiz yettiğince, gücümüz yettiğince, aklımız yettiğince. Sonra başımıza gelen şeyleri tekrar yine diyoruz ki bu bir kaderdir. Evet. Kaderde teslimiyet vardır. Kaderde güzel bir lezzet vardır. Çünkü Allah'a inanırsınız kaderi kabul ederken. Allah'a dayanırsınız. Allah'ın rahmetine, kudretine güvenirsiniz. Allah'ın sizi zayi etmeyeceğine inanırsınız. Böylece kader inancında bir zevk, bir lezzet bulursunuz. Bulur insan yani. Teslimiyetin de kendine göre bir zevki vardır. Evet, aklı iradeyi kullanmanın bir zevki vardır gerçekten. Ama aklımızın, irademizin yetmediği yerlerde kadere teslim olmanın, Allah'tan razı olmanın da kendine göre bir zevki vardır. Kadere teslim olmak aynı zamanda Allah'tan razı olmak demektir. Bu nüansları kaçırmamak lazım. Allah razı olsun kıymetli hocam. İstifade ettik bu Cümlemizden. hafta da inşallah. Lütfen kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar inşallah bir başka konuda yeniden birlikte olalım sizinle. Allah razı olsun. Evet. Allah'a dayan. Sahaya sarıl. Hikmete rağb ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yok. Rabbim idrak etmeyi, anlamayı nasip etsin. Sevgili dostlar, Sorular Harmanı'nda her hafta huzurlarınızdayız.
Merak ettiğiniz, konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın. Yorum bölümüne yazabilirsiniz. Efendim, haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Sorular harmanından kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın.